Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Tolga. İyi Yaşam Dolu kanalımda yanımda psikolog sevgili Dilan Özcan'la birkaç videodur ilişkileri konuşuyoruz. Nasıl ilişkileri konuşuyoruz biliyor musunuz? Kaçınmanız gereken ilişkileri konuşuyoruz. Daha önce narsistleri, hayaletleri konuştuk. Eğer izlemediyseniz o videoların linkini buraya bırakayım. Çünkü çok önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Ve aşk acısı çekiyor değil. Tam tersine yanlış bir partnerle beraber olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ama bugün Dilan'dan ben daha da fazla detaylı bilgi alacak gibi duruyorum. Bugün hangi konuyu konuşalım? İlişkilerde kaçınmamız gereken bir ilişki türü var mı? O da nedir? En belki de psikopatçası olabilir. Gaslighting'den bahsedebiliriz. Gaslighting. Son yıllarda çok duyduğumuz bu gaslighting neymiş? Şimdi sevgili Dilan Özcan'la konuşuyoruz. Gaslighting'i çok duyuyoruz Dilan. Hatta ben de gaslighting bir şeyle ne derler zede olmuştum bir zamanlar ama hiç bilmeyenler için lütfen bize detaylıca açın. Aslında 1938 yılında Gaslight filmiyle daha popüler oldu. Gaz lambası olarak çevriliyor ama bizim burada öğrenmemiz ve bu konuyla alakalı bilmemiz gereken en önemli şey partner bize olmamış şeyleri de olmuş gibi gösterip sanki hafızamızı kaybetmişiz, sanki ruh hastası olmuşuz ya da gerçekten psikolojik bir sorunumuz varmış gibi ciddi bir kıskaç altını alıyor. Bu narsizmin çok daha yüksek bir boyutu, çok daha yüksek bir evresi diyebiliriz. Yani deyim yerindeyse psikopatça şeyler olabilir. Düşünün ki partneriniz aynı ev içerisinde bile bir kamera sistemiyle şuraya koyduğunuz eşyayı gizlice alıyor ve siz oraya koyduğunuzu bilmenize rağmen arıyorsunuz. O da size diyor ki ya sen kafayı mı yedin? O orada değildi. Yanlış hatırlıyorsun. Bunu nereden uyduruyorsun? Çok abartıyorsun. Sen ruh hastasısın. Deli misin? Gibi şeylerle bizi davranışsal olarak yönlendirmeye, belki de gerçekten delirdiğimizi hissettirmeye çalışıyor. Öyle bir oluyor ki bu kıskacın altında partnerimizi gözlemleyemiyoruz. Hatta çok uzun bir süre mesela narsiste bir noktada bir ışık çakıyor danışanlarımda. Hani bir şeyler kötü gidiyor diye ama Gestalt'a maruz kaldığınız noktada anlayabilmeniz de çok güç. Çünkü partner çok ustalıkla o eşyayı oradan alıp aslında onun gerçekten orada olmadığını söylüyor ve siz elinizle koymuş olduğunuz şeyi orada bulamadığınız için acaba gerçekten deliriyor muyum diyorsunuz. Bu normal iletişiminizde de böyle, arkadaşlık ilişkilerinizde de böyle. Her manasıyla psikopatça bir yaklaşım diyebiliriz gaslighting yani gaslighting yapan kişilere. Bu Peki, yüzden de çok planlılar. Planlılar ama neden böyle bir şey yapmaya duyuyorlar? Yani gaslighting anladığım kadarıyla aynen bir gaz lambası gibi mi demek istiyorsun? Biraz daha açar mısın hiç bilmeyenler için terminolojiyi? Neden gaslighting demiş bu yapılan eyleme? Yani partnerinin bilinçli bir şekilde seni sorgulamak, senin kendini sorgulamana mı sağlıyor gaslighting yapan kişi ya da kendi akıl sağlığını yitirdiğini mi sağlıyor ve burada sana tahakküm mü kurmak istiyor? Neden oluyor bu? Kesinlikle yakın baktığımda bir köle ilişkisi var. Gaslight yapan kişiler kendilerine gerçekten bir köle arıyorlar. Kendileri ise bu köleyi satın almış kişi gibi görüyorlar. Evet gaz lambasından geliyor. Çünkü gaz lambası sadece etrafında olan çevreyi ancak e, yaktığımızda aydınlatabiliyor ve onun erişemediği noktalarda tabii ki gaz lambasında olabilir. Aklımıza gaz lambasını gerçekten bir getirip betimleyelim. Yani onun istediği kadar parlayabilirsiniz. Ki parlamanıza da çoğunlukla zaten izin vermez. Ve genelde gaslight'a maruz kalmış kişiler hastaneye gidip gerçekten akıl sağlığımı mı yitiriyorum diye giderler. ortada hiçbir problem olmadığını zaten gör, gör, yani görmelerine rağmen geri döndüklerinde partnerleri hala çok ciddi manipülatif, hala pek çok davranışını açıklayamadığı için bu sefer doktora güvenmeyi kenara bırakıp evet bende sorun var diyen kişiler haline dönüşebiliyor. Zaten genel olarak Partnerlerle olan ilişkilerimizde gaslight olmasına gerek yok. Karşınızdaki insan size "Sen şizofrensin, sen aklını yitirdin, sen ruh hastasısın, kafayı mı yedin, abartıyorsun" gibi cümleler kurduğunda aslında bu bireyin kendi kişisel sorunundan kaynaklandığını artık bence bilelim ve orada bir durup ilişkimizi gözden geçirerek bir sorgulayalım istiyorum. Çünkü bugün kendimizden düşünelim. Partnerimize durup dururken şizofrensin diyebilir miyiz? Normal bir davranış örüntüsü değil aslında. Seven insan zaten bana göre karşısındaki ilgili bir sorun gördüğünde bunu onu kötü hissettirmek değil, ona yardımcı olmak, onu desteklemek belki bu sorundan kurtulmasına vesile olacak çözümler üretebilir. Yani hayatım sen de biraz böyle şey görüyorum, iyi misin? demiyor. Tam dersine direkt böyle tepeden inme sanki bir terapist gibi teşhisi koyup o teşhis çevresinde de şey yapıyor. Burada tabii çok iyicil bir eylem yok. Dolayısıyla burada sevgiden bahsedebilir miyiz? Gaslighting yapan kişilerin karakter özellikleri ne olabilir? Sevgiden yoksun ve sevgiden mahrum yetiştikleri için bu sevgiyi de kimseyi vermek istemezler. Ancak kendileri için onu sevecek bir nesne ararlar. Yani o sevgi eksik olduğu için beni benden çok sevebilecek. Çünkü bireysel sevgileri kendilerine kendilerine yok. Zaten bireyselde biraz klişe olacak ama kendini sevmeyen insan kimseyi sevemez. Ama gaslighting de o kadar yoğundur ki bu. Birey kendisini kendinden daha çok sevecek bir köle yaratır. Bunlarda da genelde kadın erkek ayrımı var mıdır? Yani gaslighting yapanlar erkek midir genelde? Erkek ve kadın üzerinden mi gider yoksa gaslighting yapan kadın var mı? İstatistiklere ve bilimsel çalışmalara baktığımızda gerçekten kadın sayısı belki elle sayılacak kadar az. Bu yüzden erkekler çok çok daha yoğun. Yani %95'in üzerinde bir orandan bahsediyorum. O yüzden daha çok erkekler üzerine yoğunlaşabiliriz. Kadın yok denecek kadar az. Kendi toplumumuza döndüğümüzde de durum ne yazık ki bu şekilde daha çok erkeklerde görebildiğimiz bir sorun aslında. Bu son yıllarda artan bir terim olarak karşımıza çıktı. Ee, var mıydı hep tarihi öncesinden biri diyeyim sana. Daha önce de konuşmuştuk. Çünkü narsistikler içinde konuşmuştuk. Yoksa yeni bir şey mi? Yani modern toplumun biliyorsun biliyorum ki modern toplum. Bu modernleşme sürecinin içerisinde evrimleştikçe bambaşka ruhsal problemler de ortaya çıkıyor. Bu Gaslight'in yeni çıkan bir şey mi, hep var mıydı? E, Orta Doğu'ya ya da 18. yüzyıl öncesine baktığımızda olabildiğini görüyorum. Ama ilk Narkikos'taki gibi şurada çıkmıştır diyebileceğimiz bir belge ya da bir aslında yazılı kaynak elimizde yok. Genel olarak psikolojik sorunlarla alakalı da hep şunu söylerim. Aslında ilk çağlardan itibaren yani daha okumayı yazmayı bilemediğimiz ateşi yeni keşfedebildiğimiz dönemlerden itibaren aslında insanoğlu var olduğu sürece psikolojik sorunları da, çok fazlasıyla vardı. Mesela kendi ninelerimizden, babaannelerimizden, dedelerimizden şunu duyarız. Bizim zamanımız işte blue çağı mı vardı, depresyon mu vardı gibi cümleler. Gestalt için de aynı şey geçerlidir. Aslında ilk çağdan beri her psikolojik sorun vardır. Ne zaman ki Freud ortaya çıktı ve bunlara bir isim vermeye başladı, biz bunların ne olduğunu algılayabildik. Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim toplumumuzun örüntüsüne baktığımda ise daha önceki dönemlerde ya da yıllarda toplumumuz kendi öfke patlamalarını bile belki doğru değil ama birbirlerine şiddet göstererek atlatmaya çalıştılar. Burada ciddi bir öfke patlaması, belki de ciddi bir sinir krizi varken, ortada ciddi de bir psikolojik sorun varken belki insanlar bu uğurda, belki de töre adı altında birbirlerini öldürdüler. Yani biz şu an bunun seviniyorum. Daha modern halini yaşıyoruz. Hep vardı diyebiliriz o yüzden guest lighting içinde. E, genel olarak da zaten bence feodal yapıdan gelen aterkilin yani erkeğin işte yöneten hükümdar olması, kadının işte köle gibi algılanması gereken toplumlarda biraz daha görüyoruz ama modern dediğimiz kadın erkek ilişkinin daha medeni hale getirildiği toplumlarda biraz daha psikiyatrik bir problem haline geliyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok e, şey örnekleri var. E, mesela aklıma gelen çok ilginç bir şey var. Bu örnekle şey yapabilir misin bilmiyorum. Bir popüler kültürün böyle soft porno diyelim kitaplarından ve sonra da filme dönük. Ben bu Fifty Shades of Grey biraz böyle bir şey yapmıyor mu sence? Böyle bir ne diyeyim akıl tutulmasıydı bence bu arada. Gerçekten böyle bir bir erkekle bir kadının köle efendi ilişkisi gibi garip seksüel deneyimleri bir gaslighting miydi sence? o. Yani. Diyebilir miyiz yani? Gaslighting tam manasıyla diyemeyebiliriz ama o uçlara yaklaşan bir nokta ve bu sahip köle ilişkisini özellikle cinsel manada çok normalleştiren bir film. Bu yüzden bu filme özenip bu tarz ilişkiler arayan insanlar oldu. Tabii burada neden gaslight diyemiyoruz aslında? Çünkü erkek partnerin kadını işte onun akıl hastası olduğuna dair manipülatif göndermeleri olmadığı için evet o partner için narsist diyebiliriz o ilişki için belki sadistik mazoşistik bir ilişki diyebiliriz. Ayrı ayrı karakterlerin anne ve babalarına baktığımızda zaten filmin sonunda da görüyoruz ki oralarda ciddi problemler var. O yüzden o uçta da belki narsist de gaslighting yapan kişileri birbirinden ayırabiliriz. Burada manipülasyon yok ama cinsel manada bir sahip köle dürtüsü kesinlikle fazlasıyla var. O zaman gene cinselliğe gelecek olursak merak ettim. Bu gaslighting uygulayan kişi aynı zamanda ...cinsel yatak odasına da cinsellikte de aynı manipülatif özellikleri gösteriyor mu? Ya da sağlıklı bir cinselliği olabiliyor mu bu kişilerin? E, cinselliğe döndüğümüz zamansa yine çok daha ağır. Belki de psikolojik şiddet altında cinsel şiddetin de yaşandığını... ...özellikle gaslightingde görebiliyoruz. Hatta öyle bir oluyor ki partner manipülasyonun içerisinde şiddete maruz kalıyor... ...ve bunu çoğu zaman fark edemiyor bile. E, hatta çünkü partner ona diyor ki sen böyle istediğin için böyle yaptım. Hmm. Sen sen abartıyorsun. Mesela bir "Sen beni buna zorladın." Evet. diyebiliyor mu? Olabiliyor mu? Diyebilir tabii Hı -hı. ki. Ya da şu da olabilir tabii ki. Ben sana aslında bunu sevdiğimi söyledim ve sen de bana zamanında izin verdin. Şu anda sen abartıyorsun durumu. Sen büyütüyorsun. Aslında hiç de öyle bir şiddet uygulamadım. Gibi sorun hep böyle bir normalleştirme var ama bunlar çok büyük sorunlar. Gerçekten öyle sen anlatırken bile böyle bir kanım çekildi açıkçası. Çünkü böyle kaçırmamız gereken ilişki türlerinin bence en 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 kaçırılması gereken diye düşünüyorum. Bunu hissetti diyelim bu kişi. Nasıl hissedebilir daha doğrusu ilişkinin çok başlarında diyelim yeni yeni işte ne bileyim e, date'e çıkıyorlar, e, yeni yeni flört ediyorlar filan. Bu kişiler böyle belirgin e, özellikler gösteriyor mu? Çünkü narsistler için demiştim ya 6 ay bekliyorlar böyle avlarını tuzağa düşürmek için. Gaslighter'lar öyle mi? Ne yapıyorlar? Gaslighting'i anlamak narsisten çok daha zor diyebilirim. O yüzden şunu yapabilirler. Birkaç danışanımla çalıştığımda başarıya ulaştığımızı gördüğüm için tavsiye ediyorum. Özellikle mesela evin içerisindeki herhangi bir durum ya da oraya koyduğumuzu düşündüğümüz eşya ile ilgili bile partnerle çakışıyorsak ve diyorsak ki çünkü burada kendi aklımızı da düşünüyoruz. Acaba unuttuk mu? Acaba onu oraya gerçekten koymadık mı gibi bir süre ses kayıtları ve gerekirse kamera gerçekten. görüntülerini kontrol etmelerini rica ediyorum. Hatta yoksa çünkü evlilik içerisinde de gaslight'a maruz kalan danışanlarım oluyor. Hatta yoksa evin içerisinde hani kameranın olması gerektiğini. Çünkü düşünün öyle bir manipülasyon ki acaba onu oraya gerçekten koymamış mıydım dedirtiyor size. Yani ciddi bir paranoyaklaşma var. O etkinin altına girmek, evet şu an konuşurken belki diyoruz ki nasıl böyle bir etkinin altına girilebilir ama o etkinin altına girdiğinde birey görmüyor onu. Çünkü Be beklemiyorsun böyle bir şey. Evet, çünkü en sevdiğiniz kişi ve sizi en sevdiğini söyleyen partneriniz, hayatınızda en, belki de tüm sırlarınızı, her şeyinizi açtığınız bir bireyden bahsediyoruz. Bu yüzden ben uzun süre... E Hatırlayamadıklarını düşünenlere de günlük tutar gibi yazmalarını, ses kaydı, kamera edinemiyorlarsa da bunları not etmelerini rica ediyorum. Çünkü zihnimiz evet bize oyun oynayabilir ama yazdığımız şeyler ya da ses kayıtları e, kesinlikle oyun oynamaz ve oralardan kontrol edebiliriz. Kontrol ettik ve gerçekten biz oraya o telefonu koymuşuz mesela. Bunu not almışız, ses kaydını almışız ve partnerimiz diyor ki hayır oraya koymadın. Tamam o zaman artık gerçek manasıyla bir gaslighting ile beraber yaşadığımızı fark etmemiz gerekiyor. Narsist yapıdaki gibi olmadığı için, çok uzun süre anlaşılamadığı için zaten terapiye gelene kadar o kişi çok ciddi yaptırımlara uğramış olabiliyor. Ve bununla ilgili de e, psikolojik destek alması şart olabilir. Çünkü gerçekten benlik sınırlarına zorlayacak zor bir vaka olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten de ben e, üzüldüm açıkçası. İnşallah dikkat edelim. Bu kadar daha sert bir terim olduğunu hatırlamıyordum yani bilmiyordum. Biraz daha, daha ghosting'e yakın bir şey zannediyordum. Bahsettiğim çok ciddi biraz da başlangıçta da söylemiştim, en psikopata yakın e, özelliklerden bir tanesi. Sevgili dostlar o zaman akıl sağlığımızdan şüphe etmeyeceğiz, her şeyi arşivleyeceğiz, her şeyin kaydını tutacağız eğer gaslighting yaptığını düşündüğümüz bir partnerimiz varsa değil mi sevgili Dilan? Evet. Ve ona karşı da dikkatli olacağız. Oradaki sevgili ilişkisinin de sevgili ilişkisi olmadığını bir köleleştirmeye doğru, hiçleştirmeye doğru hatta bence şöyle algılayabilirim, benliğin yok edilmesi resmen bu bir cinayet aslında yaşayan bir cinayet değil mi? Seni yok etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Bizi değil Bizi aşağılayan, vasıfsızlaştıran, kendimizi kötü hissettiğimiz o yokken öyle bir noktaya geliyor ki hiçbir şey yapamayacak noktaya geliyoruz. Yani bir kahveyi bile içmeye karar veremeyecek noktada evet tamamen benliğin yitimi diyebiliriz. Bununla ilgili bir film vardı hatırlarsın belki. Harrison Ford'da Michelle Pfeiffer'ın filmi. Evet doğru. Muazzam bir filmdi. <laughs> Gerçekten de öyleydi. Adam bilinçli bir şekilde kadını aynen bir gaslighting gibi film boyunca nasıl yaptığını onu kendi akıl sağlığından şüphe ettirecek, kendi gerçekliğini inkar edecek boyuta getirmişti. Ee, evet, böylece öğrenmek diyoruz ki her zaman bizi güçlendirir, bilgi bizi güçlendirir. Sevgili psikolog Dilan Özcan'la kaçınmamız gereken ilişki türlerini konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki videoda bizleri ne bekliyor? Müzik